Değerli arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugünkü videomuzda aslında ele alacağımız konu bilim, liyakat, Osmanlı'da ve Türkiye'de bilime ve liyakata verilen önem ve tabii ki bir biat kültürünün de bu olaya etkisi konularını ele almaya çalışacağız. Samsun Son Haber'de yazdığım köşe yazımda da ifade etmiştim bu konuları. Orada yaptığım gibi Piri Reis'i anlatarak Osmanlı'nın ve Türkiye'nin denizcilik tarihi üzerinden bu liyakat konusunu ve bilime önem verme konusunu biraz işlemeye gayret edeceğim. Piri Reis'i aslında tanıyoruz. Birçokları biliyor. Osmanlı'nın ve Türk tarihinin, hatta sadece Türklerin diye bakmamak lazım, dünya tarihinin yetiştirdiği en büyük deniz bilimcilerden ve harita bilimcilerden bir tanesi. Onu çağımızda gençlerimiz veya popüler kültürdeki insanlar şu özelliğiyle biliyorlar. Henüz Amerika'nın yeni keşfedildiği dönemde Kuzey ve Güney Amerika'da dahil olmak üzere Amerika'nın bütün haritasını detaylı bir şekilde hazırladığı bir çalışması, Kitab-ı Bahriye isimli bir eserinde yer alıyordu. Henüz yeni keşfedilmiş bir kıtanın bu kadar detaylı haritasını nasıl çıkardığı konusu hala bugün bile tartışılan bir konu. Ama sadece bir bilim adamı da değil ya da bir bilim insanı da değil Piri Reis. Piri Reis aslında çok da büyük bir amiral, büyük bir denizci ve Osmanlı milli menfaatleri için, Osmanlı'nın menfaatleri için büyük başarılar kazanmış bir denizci. 1500'lü yıllarda, 1550'li yıllarda Portekizliler Hint Okyanusu'nda Osmanlı ile rekabete başlayınca 80 yaşına gelmekte olan Piri Reis'i Kanuni Sultan Süleyman bir filo kurarak Hint Okyanusu'na, Kızıldeniz'e açılması talimatını verir ve buna uyan yaşlı denizci Portekizlilerle yaptığı savaşlarda işte bugünkü Yemen'i, Umman'ı, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi yerleri Portekizlilerden temizler. Bunu yaparken de çok önemli bir miktarda ganimet elde eder. Bu ganimeti İstanbul'a ulaştırması gerekmektedir. Gemileri ise bakım gerektirdiği için Basra Limanı'na çeker. Osmanlı'nın elindeki Basra Limanı'na çeker. Basra valisi Kubat Paşa öğrenir ki bu amiralin elinde büyük bir ganimet vardır. Bu ganimetten işte tabiri caizse, hadi biz rüşvet demeyelim, hisse ister, öyle diyelim. Hayır, ben bunu padişah efendimize vereceğim deyince Piri Reis, Kubat Paşa bunun durumdan hiç hoşlanmaz. Bu arada Portekizlilerin büyük bir donanmayla tekrar geldiği haberini duyunca Piri Reis oturup düşünmeye başlar. Bu büyük donanmaya karşı elinde savaşabilecek hazır donanması yoktur. Donanması yıpranmış durumdadır. Basra Limanı'nda da bakım yapmak çok zordur. Ganimeti 3 gemiyle alıp İstanbul'a kaçırmaya karar verir. Kubat Paşa sen onları bana ver git denizde savaş bunlarla falan dese de dinlemez onu Piri Reis ve hızla 3 gemiyle yüklediği ganimeti İstanbul'a doğru yola çıkarmaya kalkar. Kubat Paşa durumu çarpıtarak padişahımız, dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman ve ülke idaresindeki kişilere çarpıtarak anlatır. Ve korsanlık yaptığını söyler Piri Reis'in. Gerçekleri anlatmaz. Ve Piri Reis İstanbul'a kadar varamaz. Kendisini ifade edemez. Niçin Portekizlilerle savaşamadığını anlatamaz. Bunun yerine padişahın emriyle Mısır'da Süveyş'e geldikten sonra bir yargılanmadan geçirilir. Kendisini doğru düzgün anlatamadan 80 yaşında Kahire'de başı vurularak öldürülür. Şimdi Piri Reis'in ahı mı değdi diyeceğiz. Bundan tam 217 yıl sonra 1700'lerin sonlarına doğru, son çeyreğine doğru Osmanlılarla Ruslar arasında müthiş bir savaş vardır. İşte Kırım'da, bugünkü Romanya'da, işte Moldova'da, o bölgede, Ukrayna'da büyük bir savaş vardı. Müthiş bir kara savaşı. Bu savaş sırasında Mora'da bir Yunan ayaklanması çıkar. Küçük bir ayaklanmadır. Ruslar bu ayaklanmayı desteklemek için bir iki tane gemiyi Baltık denizinden
çıkararak Akdeniz'e getirirler. Bunu yaparken ilk önce Danimarka'dan, arkasından da Süveyş kanalını elinde tutan İngiliz krallığından da destek alırlar. Fakat Osmanlı bu bir iki gemiyi çok aldırış etmez. Yani koca Osmanlı Akdeniz'de bütün orayı artık şeye çevirmiş. Yani Osmanlı Gölü, Türk Gölü'ne çevirmiş Akdeniz'i. Bir iki Rus gemisi orada dolaşıyor diye pek bunu problem etmez. Sonra bu zaaftan istifade eder Ruslar. Venediklilere para vererek yeni gemiler yaptırır ve mürettebat elde eder. Bu arada İngiltere'nin göz yummasıyla da Baltık Denizi'nden yeni savaş gemileri getirir. Osmanlı donanması tamamen gafil avlanır. Çeşme Limanı'nda, bugünkü Çeşme Limanı'nda nereden çıktığı bir anda anlaşılamayan çok sayıda Rus gemisi bütün Osmanlı donanmasını bir arada yakalamışken hepsini topa tutar. 11 bin tane Levent, Osmanlı Levent'i şehit düşer ve bütün Osmanlı donanması yanar. İlginç olan şu, Osmanlı bu olaydan sonra ya bu gemiler nereden çıktı meselesi tartışıldığında iddia o ki Venediklilere bir protesto notası verir. Protesto notasının içeriği şudur. Baltık Denizi'nden Akdeniz'e Venedik topraklarından bir kanal yapıldığını zannederek gemilerin buraya getirildiğini varsaymıştır bazı Osmanlı uleması. Çünkü harita bilgileri ünlü tarihçi Bernard Lewis'in söylediği gibi ortaçağ seviyesine kadar düşmüştür. 200 sene önce Piri Reis'i katlettiğimizi, bu Piri Reis'in ki ta Amerika'daki haritayı çıkarttığını hatırlayalım. 200 sene sonra bakın nereye gelmişiz, nasıl bir duruma gelmişiz. Peki Osmanlı hiç mi bilim adamı yetiştirmedi? Hiç mi büyük değer yetiştirmedi? Hayır. Bilakis Osmanlı çok önemli değerler yetiştirdi. Ama Osmanlı bu yetiştirdiği değerlere sahip çıkamadı. Bu kişiler kendilerini ifade edemedi. Ve ne yazık ki Osmanlı'nın geri kalmasında liyakat yerine bu biat kültürünün, yani saraya kim yakınsa artık o adamın liyakatı var mı, hakim mi, konusuna uzman mı, işi biliyor mu, bilimden arası nasıl, işte uzmanlığı nedir, liyakatı nedir, kendinden meçhul bir takım kişiler saraya yaklaşınca Osmanlı'da bilim insanları kendisini ifade edemediler ve sonuç felaket oldu. Ha, günümüze gelelim. Türkiye'de de bunun izleri hep devam etti ne yazık ki. Ama bugün hani şu meşhur şu günlerde yaşadığımız koronavirüs salgını dolayısıyla oluşturulan bir bilim kurulu var. Bakın bu bilim kurulu çok önemli. Bilim kurulunun yaptığı tavsiyeler Sağlık Bakanı'nı bir anda öne çıkarttı. Çünkü Sağlık Bakanı, Sayın Sağlık Bakanı Türkiye'deki bu salgınla ilgili problemi, krizi bilim kurulundan gelen tavsiyelere uyarak yönetti. Dileğimiz o ki bu çok büyük acılar çekiyoruz bu kriz salgın yüzünden. İnsanlarımız ölüyor, ekonomimiz ağır zaafa uğruyor. Çok güç durumda olan insanlarımız var ne yazık ki. Çok kayba uğradık. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok büyük kayıp var. Ama bugünlerden kesemize bir şey dolduracaksak şu bilime önem vermeyi, işte liyakatli insanlara önem vermeyi öne çıkartmamız lazım diye düşünüyorum. Bu alışkanlıkları kazanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve hani köşe yazımda da belirttim. Son cümle olarak onu belirteyim. Bilim adamı, biat adamından her zaman çok daha değerlidir demiştim. Bu lafımı tekrar ediyorum. Herkese iyi akşamlar dilerken rica ediyorum abonelik tuşuna basınız. Bundan sonra videolarımız devam edecek. İnşallah farklı konularda Türkiye'de, dünyada, hayatta neler olduğunu kendi bakış açımızda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Zaman zaman röportajlarımız olacak. Bizi izlerseniz biz de mutlu oluruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum ve sağlıklı günler diliyorum.